Çünkü FETÖ'nün o dönem başörtüsü Fırat'tır deyip de kendisine bağlı olan öğrencilerin tek bir günde başlarını açtırması, yasağın çok uzun süre devam etmesine sebebiyet verdi. Örneğin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başörtüsü yasağı başladığında bütün öğrenciler buna karşı çıktı. Ben hatırlıyorum, bir dönem boyunca sadece 7 tane öğrenci içeri girdi. Bunlar da çok uzun süredir eğitim hakları eğitimlerine devam ettikleri için artık o dönemde girmezse okuldan atılacak kişilerdi. Ama koca bir fakültede 7 kişi dışında herkes dışarıda olduğu için o hukuk fakültesi, daha doğrusu ilahiyat fakültesi yasağı uygulayamadı. Diğerlerinde böyle bir durum olmadı. Şimdi bir üniversite öğrencisini düşünün, bir ay okula gitmezseniz hiçbir şey olmaz. Devamsızlıktan da kalmazsınız. Ama başörtüsü yasağının başladığı diğer üniversitelerde, diğer fakültelerde FETÖ'cü öğrenciler tek bir günde başlarını açtılar. Ya ertesi gün, ertesi hafta okula gitmemezlik bile etmediler. Zorlamadılar yani hiç o şeyi. En ağırı bu. Şimdi başınızı örtmeyi tercih etmekte, başınızı örtmemeyi tercih etmekte kişiye aittir. Sonuçta kişi için gerçekten çok ağır bir durum. Hani ona göre kararınızı verirsiniz. O Allah'la olan kendi aranızdaki irtibattır. Ama toplu olarak karar verdiğinizde, birinden gelen emir doğrultusunda 100 kişilik bir sınıfta 75 kişi tek bir günde başını açtığı zaman başını açan, o başını açmayan 25 kişi üzerine muazzam bir baskı oluşturuyorsunuz. Ki başörtüsü yasağıyla karşı karşıya kalıp da hak kaybına uğrayan kişiler bütün hayatlarından vazgeçtiler. Tıp fakültesi, tıp fakültesinde 6 ay kala, mezun olması 6 ay kala okulu bırakan öğrencilerim var benim. Ya da 10 sene, 15 sene öğretmenlik yapıp da başlarını açmadığı için hakkında ceza davası açılan sadece benim 95 tane başvurucum var. 95 kişi gitti hakim karşısında ifade verdi. Ben öğretmenim, sadece öğretmenlik hakkımı kullanıyorum demek için. Diğerleri bıraktım ceza davasının muhatabı olmak, hakim karşısında ifade verme, hemen başlarını açma yolunu tercih ettiler. Ama bunu bireysel kararları dolayısıyla yapmadılar. Bunu aldıkları emir dolayısıyla tek bir günde yüzlerce, binlerce insanın harekete geçmesi suretiyle yaptılar. Böylelikle alanları doldurdular. Şimdi FETÖ ile alakalı mücadelede görüyoruz ki bunların yaptığı çalışmalar daha 80'lere dayanıyor. Ki Genelkurmay Başkanı Yaver'in ifadesi var. 1989 yılında Işıklar Lisesi'ne sınav sorularını vererek aldılar diyorlar. Şimdi belki daha önce alanları çok fazla olmadığı için yavaş yavaş temayüz ediyorlardı. Ama 28 Şubat'ta bütün dindar insanlar kamu kurumlarından çıkartıldığında, başörtülü kadınlar çıkartıldıklarında, erkekler eşleri başörtülü diye, hakimlikte sıkıntı yaşadığında, kaymakam yapılmadığında, üst düzey kamu görevlisi yapılmadıklarında onlardan kalan boş bir alan oluştu. O alanda da istediği gibi takiye yapan, istediği gibi kendini farklı konumlandıran, çok rahatlıkla çok farklı yalanlar söyleyebilen FETÖ'cüler aldı. Ve onların niyetleri iyi olmadığı için örneğin dershaneleri, dindar insanların çocuklarını bu şekilde eğitim vererek kendi insanları haline getirmek suretiyle kullandılar. İmam hatiplerin orta kısımları kapatıldığında liselere kat sayı uygulaması getirilerek dindar aileler çocuklarını imam hatibe göndermez hale geldiğinde FETÖ'cülerin okulları bu anlamda ciddi derecede kar elde etmiş oldu. Çünkü bütün lider aileler çocuklarını buraya göndermiş oldular. Onlar da istedikleri gibi eleman devşirebildi. Aslında 28 Şubat'ta yaşananların o mağduriyetler dindar insanlar üzerinde gerçekleştirildi. Ama bundan oluşan o karı, bütün hepsini de 28 Şubat'ta maalesef FETÖ elde etti. Şimdi tek tek olaylara baktığınızda buradan çıkan sonucu çok fazla iyi değerlendiremeyebiliyorsunuz. Çünkü sadece diyorsunuz ki belki o kendi karar vermiştir. Evet, benim bir arkadaşım var, evden atıldı başını açmadığı için. Ama herhalde onun bireysel davranışıdır ya da o ev ablasının bireysel davranışıdır diye düşünüyorsunuz. Ama geriye dönüp baktığınızda, bütün resmi gördüğünüzde, diğer illerdeki aynı hareketi, aynı davranışı gördüğünüzde diyorsunuz ki bunlar nasıl insanlar? Bir şekilde davranıyorlar ama tamamen farklı şekilde inanıyorlar. O yüzden dün bir kız çocuğuna evet başını bir günde açacaksın dedirtebilen ve onları bu şekilde hayatının değişmesine sebebiyet verenler 15 Temmuz'da da sen karşısındaki insanları insan gibi görmeyeceksin, tankla ezeceksin dediğinde onlar hiç insani duygularını tamamen ortadan kaldırmış gibi bu emre uymakta bir an bile tereddüt etmediler. Çünkü bu bakış açısından kaynaklı. Onlara göre bir maslahat var. Ben o maslahatı yerine getirmek için hayatımda her şeyden vazgeçebilirim diyor. Evet. Bunu en iyi 15 Temmuz'da net olarak görmüş olduk.